Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz iki renkle tığ işi çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelinizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, sarı ipimizle başlıyoruz. Sıkılama zincirimizi çektik. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincirimi çektim. Geliyorum en baştaki zincire, batıyorum. Buradan kaydırarak burayı kapatıyorum. Bu şekilde bir tane halka oluşturuyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine bir defa alıp halkanın içinden batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirde sayıyoruz. 1, 2. Devam ediyorum. 3, 4, bakın 4 tane oldu. Devam edelim. 5, 6, 7. Evet, bu şekilde halkamızı 30 tane trabzanla doldurup tamamlayalım. Evet arkadaşlar, toplamda 30 tane buraya trabzan yaptık. Şimdi bu zincirin olduğu kısmı arkadaşlar şöyle en tepesine batıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle battık ve çekerek kaydırıyoruz ve halkamızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz buraya ve ipimizi buradan keselim. Daha sonra ipimizi bu şekilde 5-6 tane trabzan geriden batarak şöyle buraya gizleyelim. Daha uzun da gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bir defa daha alabilirsiniz. Evet, ipimizi bu şekilde gizledikten sonra yeni bir halka yapımına başlayacağız. Şöyle gizledik, bakın yürüttük. Daha sonra buradan kesip bakın temiz bir şekilde tamamladık. Ön tarafı da burası halkamızın. Evet, şimdi bunu bırakıyoruz ve hemen gri ipimizle devam ediyoruz. Halkamızı şöyle çekelim, görüntümüz bozulmasın. Görüntümüzü de netleştirip devam edelim. Sıkılama zincirimizi çektik. 1, 2, 3, pardon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane zincirimizi çektik. Alıyoruz ilk yaptığımız halkayı ve şöyle içinden geçiriyoruz. Düz tarafından arkadaşlar, zincirin düz tarafından bu şekilde tutup şöyle en son en başta yapmış olduğum zincire, yani birinci zincire batarak bu şekilde kaydırıyoruz ve bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bu halkanın içinden de şu ipi de altta yürüterek 30 tane daha trabzan yapalım. Evet, bakın ikili trabzanlar yapıyoruz. Şöyle batıyoruz. Biraz uzatıyoruz. Daha sonra iki defa da çekiyoruz. Batıyoruz. İki defa da çekiyoruz. Evet, şöyle çevire çevire yapacağız arkadaşlar. Onu göstermek için biraz hızlı yapıyorum. Şöyle bakın. Biraz şöyle çeviriyoruz. Doldukça çevireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Devam edeyim birkaç tane daha. Evet. Bakın şöyle doluyor. Biz şöyle çevirerek devam edeceğiz. Şimdi buraya da 30'a tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ikinci halkamızı da tamamladık burada. Şimdi tekrardan 17 tane zincir çektik sarıyla bu defa. Yine içinden geçiriyoruz ve bakın şu şekilde en baştaki zincirimizden batıp bir halka daha oluşturuyoruz kaydırma tekniğiyle. Burayı tekrar edelim şöyle. Evet, yine buraya 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp buraya
trabzanlarımızı, 30 tane trabzanımızı yapıp tamamlıyoruz ve bu şekilde halkalarımız oluşuyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ben kamera arkasında bunu istediğim sayıya gelene kadar uzatayım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde istediğim boyuta kadar uzattım ben. Şimdi gelelim şöyle kenar kısmına. Hemen şuradan herhangi bir yerden arkadaşlar batıyoruz. Bu kenarda herhangi bir yerden batacağız. Şöyle bir zincir çektim ve aynı yere tekrardan battım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu ipi de alttan yürütüyorum. Evet, 4 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da herhangi bir yerden batalım yine. 1, 2, 3, 4. Geçiyoruz buraya herhangi bir yerden arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet, bakın bu şekilde 4'er 4'er her bir halkanın içinden 4'er tane trabzan tepesine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde arkadaşlar ilerletelim sıra sonuna kadar. Sonraki işlem için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık, tamamladık. Şimdi gelelim bu kenara. Bu kenarda dilerseniz sayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ben 20 tane sık iğne yaptım köşe olduğu için. Daha sonrasında bakın şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. bu arkadaşlar, bakın. 12. bu. Şöyle şuraya geçirdik ve çevirdik. Bakın 12.ye batacağız şimdi. Şöyle aldık ve 12.ye batıyoruz. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapacağız. 1, tekrar edelim. 2, 3 ve 4. Evet, bakın tam bunun hizasına denk geldi arkadaşlar. Tam karşısına denk geldi. Buradan da sayınca burada da 11 tane kalmış oluyor. Şimdi buradan tekrardan dilerseniz sayın arkadaşlar. Dilerseniz de bu şekilde tam buradaki birinci sık iğnenin karşısına denk gelecek yere şöyle batın. Göz kararı 4 tane sık iğneyi yan yana yapın. Böyle daha kolay olacağını düşünüyorum. Bakın yine geliyorum buradan, bu şekilde buraya denk geliyor. 1, 2, pardon hemen düzeltelim. 2, 3 ve 4. Evet, bakın çok güzel bir şekilde denk geldi karşı karşıya göz kararı yapınca. Evet, hemen bu sıramızı da sık iğne ile tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde kenar kısmını tamamladık. Birinci sırasını 3 sıradan oluşacak kenarlarımız. Şöyle burayı da aynı şekilde hepsini sık iğne ile geçtim. Artık burayı ortalı olarak bırakacağız arkadaşlar. Sarıyı buradan başlatacağız. Şöyle başlatalım. Evet, bu şekilde ilmek çıkardım, çektim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Ve burada bir zincir çektikten sonra tığımın üzerine alıp aynı yere batıyorum, çıkarıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum. Bakın tığımın üzerine aldım, yarım trabzan yapıyoruz. Bir yanındakine batıyorum ve üçünü birlikte çekiyoruz. Tığımızın üzerine aldık tekrardan. Bir yanındaki zincirden batıyoruz, üçünü birlikte çekiyoruz. Tekrar ediyorum, pardon. Şöyle üçünü birlikte çektim. Alttaki ipimi de yürüttüm arkadaşlar bu şekilde. Yarım trabzanlar yapacağız. Hepsini bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. İkinci sıramız da bu şekilde oluşmuş olacak. Şimdi ben sıra sonuna kadar şöyle buraya kadar geleyim arkadaşlar. Şöyle dönüp buraya kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde hepsini tamamladık kenarlarını. Şurada 4'er tane yaptım arkadaşlar, bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane tek yaptım sarılardan griye geçince. Buralar boş kaldı. Evet, şimdi devam ediyorum. Son bir sıramız kaldı. Sonrasında bağlama kısmını yapıp videomuzu sonlandıracağız. Evet, bu sırayı da, pardon, şöyle
Sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yarım trabzan yapmıştık bu sırada. Sarıyı yarım trabzan olarak yapmıştık. Şimdi tekrardan sık iğne olarak devam ediyoruz. Bu birincisi. Griyi ipimizi arkadan gizleyelim. Evet, bakın bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine birer tane normal tığın üzerine almadan sık iğneler yapıyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp bitirelim. Evet arkadaşlar, kenar kısımları bakın bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, saç bandımız hazır arkadaşlar. Aslında şimdi bağlama kısmını yapıp tamamlayacağız. Şöyle ortadan batacağım. Bakın bu şekilde battım. Ve önce bir tane ilmek alalım. Sonra ilmeğimizi çekelim. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine bir defa aldık. Aynı yere battık. Şöyle ipimizi uzattık ve 2 defa da çektik. Tekrardan 1, 2, 3 zincir tığımızın üzerine alıyoruz. Aynı noktaya bakın. Ortasına batıyoruz ve ipimizi bu şekilde uzatıyoruz. Daha sonra bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 zincir ve bu şekilde arkadaşlar bağlama kısmını yapacağız. İstediğimiz kadar uzatalım şimdi bunu. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde 10-12 tane kadar yaptım. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 1-2-3-4 tane zincir çekelim ve aynı yere batıp şöyle ipimizi uzatalım. Tekrardan arkadaşlar, toplamda 3 defa aynı işlemi tekrarladım. Şöyle 2 tane kalıncaya kadar çektim ve sonra ikisini de çekerek tamamladım. 1-2-3-4 tane araya zincir ve aynı şekilde 1-2-3 tane dolgu yaptım. Şöyle çektim. 2 taneyi de birlikte çekerek burayı da tamamladım. 1-2-3-4 zincir çektim ve başladığım noktaya tekrardan batarak bunu buraya kapattım. Daha sonra bir tane zincir çektim ve buradan ipimi kestim. Evet, bu ipimizi kaybedeceğiz arkadaşlar fıstığımızın içinde. Şimdi aynısından bir tane de buraya yapalım, bu başa yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, benim modelim tamamlandı. Bakın çok güzel bir bandana yaptık. Ben çok beğendim, çok sevdim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.